Dostlar, herkese selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün, yani daha doğrusu her cuma yapmaya başladığım haftanın değerlendirmesinde ilk önce 3 aydır kullandığım, evet 3 ay oldu, Ford Focus Sedan'dan biraz söz etmek istiyorum. Bakıyorum 145.879 kilometrede olmuş. Yani ben şöyle derim, hani 300 bine gelene kadar ömürleri çok rahat vardır. Focus Sedan bu şu anda bulunduğu kilometreyle benim için yarı ömrünü tamamlamış. Elbette 300 bine gelince bitiyor falan gibi bir şey yok ama hep öyle bakarım ben hikayelere, oldum olası. Niye bilmiyorum, hani bunun bir hiç bilimsel açıklaması falan da yok. Yarı ömrünü tamamlamış bir araç benim için. 150 bin kilometre bir sürü insan için çok yüksek bir kilometre. Focus bu kilometrede ne yapıyor? Bir kere şunu söylemem gerekiyor. O atak karakterini hala çok rahat bir şekilde koruyor. Mesela az önce o virajlı yollarda test yaptığım yerde kullandım, geldim. Hala hem atak bir şekilde oradan ilerliyor, hem de yol tutuş kabiliyeti, elbette lastiklerine dikkat ediyorum, bakıyorum. Yol tutuş kabiliyeti de son derece iyi. Notlarım arasında yer alan şeylerden bir tanesi süspansiyon sistemi oldu. Sanki ilk günkü konforunda, elbette değil, hani çok darbe aldı, çok darbe görmüş. 3 ayda bende de bir sürü darbe gördü. Çukurlardan çok geçtim. Özellikle son 10 gündür hava çok kötü, göremediğim çukurlar oldu falan. Ama süspansiyon sistemi, o Focus'un nam saldığı süspansiyon sistemi darbe yemiş. Konfor ve sürüş güvenliği konusunda 150 bin, neredeyse 150 bin kilometreye gelmiş olmasına rağmen diriliğini korumuş. Bu işte Focus'un Focus olarak anılmasının nedenlerinden bir tanesi. Sürüş karakteri böyle, direksiyon tepkileri de hala neredeyse, yani tabii ki ilk günkü gibi değil ama neredeyse ilk günkü kadar iyi. Bazı malzemelerde eskimeler başlamış ama o da çok yüksek bir seviyede değil. Ya mesela direksiyon simidinin üstünde belirgin el izleri oluşmuş durumda. Bazı kumanda elemanlarının üstünde eskimeler söz konusu olmuş. Ama onun dışında kullanılan malzemeler son derece diri bir şekilde duruyor. Ama çok temas ettiğiniz yerlerde aşınmalar elbette ki söz konusu. İşte vites konsolunun olduğu bölümde de aşınmalar hemen dikkat çekiyor. Focus'un zaten genişliğini biliyorsunuz. Bir sürü rakibine göre biraz daha küçük bir arka kullanım alanına sahip. Ama hani bu alışkanlık isteyen ve nasıl diyeyim size, iki kişi, arkada iki kişi yolculuk yaptığı zamanlarda sıkıntı yaşamayacağı durumlardan bir tanesi. Focus'un, hani hep soruyorsunuz mesela, işte 150 bin kilometreye yaklaşmış, belirgin sıkıntısı var mı? Evet var, yani trim sesleri. Şöyle söyleyeyim, trim sesleri bu aracı servise götürüp baba ne olur şuna bak, hani neresine bir silikon mu koyacaksın, bir yapıştırıcı mı mı tamamlayacaksın diyeceğin seviyede tıkır 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 tık 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 tık. Yani o, benim gibi bunlara takıntılıysanız bu tip seslere, Focus Sedan'da bu sesler çok fazla. Yani beklediğimden de fazla, bunu bilmeniz gerekiyor. Burada büyük bir ihtimal, hani özellikle camla torpidonun birleştiği kısımlarda büyük tıkırtılar var. Ön tarafta havalandırma ızgarasının oradan tıkırtılar geliyor. Arka taraftan zaman zaman vuruntu sesleri geliyor ama o mekanik vuruntu değil. Yani gene böyle sanki bir şey yerinden oynuyor gibi. O sesleri zaten çok söylüyorsunuz, benim de dikkatimi çekiyor. Yani 3 aydır kullandığım araçta da bunları gördüm. Motor gürültüsü biraz artmış. Yani ben bu otomobilleri en fazla böyle 10 bin kilometredeyken falan test ediyorum. Test ettiğimde motor gürültüsü oldukça azdı. Şimdi kullandığımda motor gürültüsünün yaşam alanına daha fazla geldiğini görüyorum. Tüketiminde bir değişiklik olmuş mu? Sıfır. Hiçbir şey olmamış. Yani hala o ilk günkü tüketim neyse. Yani şöyle yapıyor arkadaşlar. 5.2 6 litre. İşte uzun yola gittiyseniz oralara çok rahat bir şekilde düşüyor. Şehirde kaldıysanız 6-6.1 litre gibi seviyelerde çok rahat bir şekilde tüketimlere imza atıyor. Ama dediğim gibi performansı canlı, tüketimi korunmuş. Yani o Focus'un diri yapısının 150 bin kilometreye geldiğinde de korunduğunu gördüm. İşte Focus'la ilgili benim söyleyeceklerim bu. Yani ben 3 aydır ailemle beraber kullanıyorum. Bana büyük bir sıkıntı yaşatmadı. İşte şey aradım mesela, hani vites konsolunun önünde daha büyük bir eşya gözü. Yani bir tane koymuşlar ama yalandan bir gözü. Yani neredeyse el zor giriyor. Bir sürü eşya gözü olması benim daha fazla hoşuma giderdi. Mesela kapı içlerindeki gözler de çok kullanışlı değil. Yani oraya koyduğumuz malzemeler de sağa sola sürekli sallanıp duruyor. Yani Focus 150 bin kilometreye gelmiş, yaklaşmış olmasına rağmen diriliğini korumuş. Ama trim seslerinden
biraz fazla etkilenmiş. Yani çok fazla ses gelebiliyor. Bugün bahsedeceğim bir diğer konu yeni Nissan Qashqai. Dört gözle bu otomobil tanıtılmasını bekliyorduk. Neden bekliyorduk? Bu sınıfı ilk bize gösteren, yani crossover dediğimiz sınıfı ilk olarak bize gösteren marka Nissan oldu. Ve bunu da Nissan Qashqai ile yaptı. İşte o tanıtımı yaptığı günden itibaren dünya otomotiv sektöründe bütün gidişat değişti. Yani artık en ön plana çıkan sınıf kompakt SUV'lar oldu. Yani biz buna kompakt SUV diyoruz ama bütün dünyadaki adı crossover aslında. Yani bu araçların çoğunun SUV olarak tabir edilen araçlarla alakası yok. Yani bunlar crossover. Yerden yükseltilmiş hatchback otomobiller. Zaten çoğunda da, hatta neredeyse tamamında 4x4 çekiş sistemi yok mesela. Yani o SUV'un karakteristik en büyük özelliği yok. Ama mesela yani yeni Nissan Qashqai'den söz ederken, yeni Qashqai'de 4x4 sistemi de var. Nissan'ın zaten o pick-up ve ticari araçlardan gelen başarısını, nasıl mesela Navara'daki başarısını, yeni Qashqai'nin 4x4 sisteminde de göstereceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu konuda tecrübeleri olan bir marka. Yani sözün özü, bizim yollarda SUV dediğimiz araçlar aslında crossover. Yerden yükseltilmiş hatchback kasa, birazcık da boyutları değiştirilmiş araçlar. Yeni Qashqai'yi ilk gördüğünüz anda sizin de tepkiniz şu oldu. Radikal bir değişim bekliyorduk. Yani Nissan'ın o topa gireceğini düşünüyorduk ama aslında bize Juke ve X-Trail bunun izlenimlerini vermişti. Nissan radikal bir yenilemeye karşı. Bunu yeni Qashqai'yi gösterdiğinde de yaptı. Ama otomobili o kendi hatlarında korurken tasarımında yaptığı etkili dokunuşlarla farklı bir görünüm elde etti. Benim tasarımında en çok sevdiğim yan, eskisine göre, yani yerine alacağı modele göre daha kaliteli görünmeye başlaması oldu. Yani bu Qashqai'nin biraz eksikliği gibi geliyordu bana. Bunu tamamlamış oldu. Yani o işte ızgara tasarımının yapısı, yeni far tasarımı ve tampon tasarımıyla kaliteli görünüm birazcık daha ileriye taşınmış. Hatta bayağı bir ileriye taşınmış durumda. Bütünlüğünde de iyi kıyafetli araçlardan bir tanesi olmuş ama hani ilk baktığınızda bu Qashqai diyorsunuz. Hani mesela 3008'de yaşamıştık o değişimi. Yani hiç alakası olmayan bir araç çıkmıştı karşımıza. O tip beklenti içinde olanlar varmış ama Nissan dediğim gibi bunu yapmıyor. Yapmadı da Qashqai de bu şekilde karşımıza çıkardı. Yaşam alanını yorumlarınızı takip ettim. Neredeyse tamamını sevmiş. Evet, yani Nissan Qashqai'nin o bildik biraz da sıkıcı olan yaşam alanı tasarımı yenilenmesiyle birlikte yerini daha keyifli, daha iyi görünen bir yaşam alanına bırakmış. Evet, hani şu koltuğa oturup direksiyonu tutmadan çok fazla yorum yapmak mümkün değil ama yerini aldığı modele göre çok daha iyi görünüyor. Kabin içindeki genişliğin de aracın büyüyen boyutlarıyla birlikte daha da arttırıldığı söyleniyor. Bagaj hacminin büyütüldüğü söyleniyor. Yaşam alanındaki eşya gözlerinin arttırıldığı söyleniyor. Bunlar hep olumlu özellikler. Umarım tabii bu hani boyutlar büyüdü, yaşam alanı büyüdü derken fiyatını da büyütmezler. Fiyat gene buralarda kalır ki tahminim öyle. Yani Nissan kendine artık bir fiyat skalası buldu. Orada takılacaktır gene. Motor seçenekleri açısından çok enteresan bir gelişme var. Yani ön plana çıkan bir tane hibrit var. Ama bu hibritte 1.5 litrelik motor hiçbir şekilde, yani 1.5 litrelik benzinli motor sürüşe etki etmiyor. Elektrikli motoru şarj etmek için kullanıyor. Yani elektrikli motorun ne zaman menzili biterse benzinli motor devreye giriyor. Başlıyor bataryaları, pilleri şarj etmeye. Acayip bir şey bu yani. Yani sürekli elektrikle giden bir araç ama hiçbir zaman da menzili bitmeyecek bir araç olacak. Çok merak ediyorum. Yani e-Power olarak adlandırdıkları bu sistemi kullanmak için gerçekten dört gözle bekliyorum. Çok merak ettiğim şey, yani benzinli motor arkada bir jeneratör olarak çalışacak. Araç elektrikli motorla gidecek. Mesela orada notlarım arasında şöyle bir şey aldım. Aynı zamanda bunu yaparken de oldukça güçlü bir araç olarak karşımıza çıkacak. Hemen bakıyorum. 1.5 litrelik benzinli motor jeneratör olarak çalışacak. 187 beygir güç, 330 Nm tork üretecek. Son derece dikkat çekici veriler. Elektrikli motorla bunu yaparken, o menzili size sunarken, o yakmayan, tüketimi olmayan seviyede ilerlerken, menzil bittiğinde, hatta bitmeye başladığında benzinli motor devreye girecek ve elektrikli motorun çalışmasını gerektiren, yani çalıştıran ünitelerin tamamını şarj edecek. Elbette bunu sadece o benzinli motor değil, işte fren geri kazanımı,
falan gibi şeylerle de yapacak. Tabi istediğiniz zaman da prize takıp da şarj edebileceksiniz. Çok farklı bir şey geliyor arkadaşlar. Onun için yani bu modeli, yani bu e-Power'ı, Qashqai'de karşıma çıkacak e-Power'ı çok merakla bekliyorum. Nissan Qashqai, yeni Qashqai ne zaman çıkacak diye sormuşsunuz. Nissan yetkilileri bunu aylar öncesinden Eylül olarak, Eylül ayı olarak açıkladı.